su içince aklıma geldi. Sabah asansörde karşı komşumla karşılaştım. Buradan ona da selam olsun. Ara sıra ses yapıyoruz diye rahatsız ediyoruz ama adam meğer şeymiş, bir su firmasında işte bilmem ne kurulu bir şey başkanıymış. Aklıma şey geldi, dedim ki ya ilk sponsorum neden komşum olmasın? O yüzden de hemen şöyle bir rezerve yazımız var arkadaşlar. Burası bizim reklam köşemiz olsun. Her türlü reklam alınır. Bu da bizim Aslan kardeşimiz. Aslan kardeşimize bol bol sorular soracağız ilerleyen zamanlarda. Tam kayda girmeden önce başka bir komşum var. O da bizim gibi ajans işi yapıyor. Aynı zamanda yayıncılık yapıyor. Yayında uyuyakalmış, video kaydını almışlar, ekran görüntüsünü. Ne kadar duyulur bilmiyorum ama ben size göstermeden sadece kaydı açıyorum. Bu mu aslan, bu mu? Hangisi aslan? Yoruma yazın. Şimdi arkadaşlar, evet açtık kanalı, ettik, bir şeyler yapacağız edeceğiz ama önce bir kimdir videosu olması lazım. Çünkü ağız olan konuşuyor tarzı değil de az çok bir kendimizden bahsedelim. Niye izleyeceğinizi veya söylediklerimizi niye dikkate alıp almayacağınızı siz karar verin. Ben bir kısa kendimi özetleyeyim. Ben 85'liyim, aslen Iğdırlıyım ama babam görev yaparken Erzurum'da doğmuşum. 2 yaşında Lüleburgaz'a gitmişiz. Doğu, batı falan bayağı bir harmanlandı. 16 sene falan Trakya'da yaşadım. İlkokul, ortaokul, lise falan filan hepsi oradaydı. Hatta yatılı okuduğum belli bir dönemde oldu. O yüzden hikaye bol, istemediğiniz kadar zamanla zaten gireriz. Bir Iğdır, bir Trakya falan derken Lüleburgaz'a gidiyoruz. Hüseyin aga ayda sana şunu be. İkinci günde şu anda gideyim hemen şivem değişir. Oradan kalkıyoruz Iğdır'a gidiyoruz. Hello kornetin anahtarını getir. İyile tarzı böyle bir her şey birbirine karışıyor. Yine 18 yaşımda yine babamın tayini. Yine İstanbul'a geldik. Babam karayollarında 30 küsur yıl çalıştı. Sonra emekli oldu. Artık emekli hayatında. Buradan da bu arada anama babama hepsine selam olsun. Bu hareket de Oğuzhan'ın hareketi oldu ama Oğuzhan kusura bakma, yapacağız yani. Artık bunlar bizim için klişe oldu. Çünkü Oğuzhan'ın işte selamı bilmem ne mizah şöyle falan, işte ne bileyim Hasan Can'ın bebişi olsu busu hikayeleri. Sevildiği için kullanılıyor yani. Seviyoruz ki kullanıyoruz. Neyse, size çok prim kastırdığıma göre artık kendime dönebilirim. Bu arada dönme demişken bir dönme hareketimiz vardı. Bayağı sevildi. Selamünaleyküm YouTube. Geçen gün İlk daha merhaba videomuzu yayınladık. Arkasından işte sağ olsun belki 150 belki 200 tane arkadaşım hepsi storylerde paylaştılar. Bir tane yayıncım da bana işte patronumun storylerini izlerken ben gibi bir video çekmiş. Ekran kaydı almış, göndermiş telefondan. Hareket şu. Storyleri geçiyor. Ben de bıktım o gün kendi storylerimi izlemekten. Çünkü habire şu hareket var böyle. Hani sana zarar olmaz dedim. Hızlı hızlı geçmedi. Parmak kası yaparsın. DJ Belemir. Neyse orayı da geçelim. Abone sayısına bile değineceğim ya. Arkadaş biz diyoruz ki işte atıyorum 5 yılda 6 yılda 6000 7000 yayıncı yaptık. İşte bir o kadar da çevremiz var, eşimiz dostumuz var. YouTube'a işte ilk kanalı açmadan önce hep şunu diyorduk. Tamam okey, işte abone olmak hani paralı değil, bedava ama harbiden olmuyorlarmış yani. Bunu tam bugün bir hafta 10 gün falan oldu herhalde tanıtım videosunu koyalı. Tam böyle bir gün uygulamalara giriyorum. Diyorum ki arkadaşlar hani abone olmayan var mı? Oluyorlar ediyorlar falan filan. Sonraki günü bir giriyorum. Abone sayımız aşağı düşmüş. Arkadaş bir 450'ye çıkıyoruz. Bir 350'ye iniyoruz. Lan oğlum ne yapıyorsunuz? Canınız sıkıldıkça çıkıyorsunuz, giriyorsunuz mu? Ben anlamadım ki niye çıkıyorsun? Sana bir zararım var. İstanbul'a geldik. İşte burada düşünsenize böyle işte Iğdırlı, Lüleburgaz'da işte Trakya kızanların içinde büyümüş 18 yaşında gencecik, tertemiz bir genç. Sen gel İstanbul'a düş. Başka yere benzemez burası. Ben de başkasına benzemem. İşte Taksim, İstiklal'i, Aksaray'ı, oraları çok karıştırmayalım neyse. Bu dönemde bir de üniversiteye hazırlanıyoruz yani. Peki ben canlı yayın ortamlarına nasıl girdim? Geçmişte inşaattan işte kafe, restorana bilmem ne, ona buna falan bir sürü şey atladık. Ha, küçüklükteki şeyleri saymıyorum işte restoran, galeri, o bu falan derken bir gün yayına girdim. Nasıl girdim? İnternette bir arkadaşımın paylaşımını gördüm. Akşam şu saatte şu uygulamada canlı yayındayım, bekliyorum diye. Tabii haberi yok benim gördüğümden. Ben de indirdim uygulamayı, girdim. Farklı bir isim, farklı bir hesap falan. Bu kızı bir dedim trolleyeyim. İşte dedim sen şu değil misin? Şurada yaşamıyor musun? İşte şu zaman şurada tatilde değil miydin falan filan. Hani paylaşımlarından gördüğüm kadar, hatırladığım kadarını söylüyorum. Kız en son bir panik yaptı. Bu kim? Beni takip ediyorlar bilmem ne derken kız komple kapattı. Ben de korktum tabii, hani buna ne oldu diye. Aradım falan filan derken çözdük olayı tabii. O günden sonra işte o arkadaşımız yayında olmadığı zamanlar diğer yayınları geze geze işte bakayım burada ne oluyor. İşte hediye alıyorlar, para kazanıyorlar. İşte biz de yardımcı olalım, şu ucundan tutalım falan derken olaylar arttı arttı ilerledi. Ondan sonra artık oradaki arkadaşlarımızla realde toplanır görüşür olduk. İşte bir ay Antalya'da buluşuyoruz, bir ay İzmir'de buluşuyoruz falan filan. Böyle artık turne düzenler gibi geziyoruz. Belli bir kitle oluştu. Başka bir uygulama açıldı. Oradan teklif geldi. İşte toplandık, geçtik falan derken 5 yılımız 6 yılımız bu şekilde ajans olarak ilerledi. Hazır ajans konusunda gelmişken bilmeyen arkadaşlarımız için bahsedeyim. Birçok uygulamada işte böyle oyun oynanan büyük uygulamaların haricinde birçok uygulamada yayıncı olabilmek için bir ajansla çalışmanız gerekiyor. Biz de bu ajans işi kısmındayız olayın biraz daha. Ajansımızdan bahsetmeyeceğim. Arkadaşlar, mekanın sahibi biziz. Biz adı geçenlerin pek çoğuyla rakip bile değiliz.
ne rütbemiz aynı, ne konumumuz. Aynı şeyleri hiç yaşamadık, aynı yoldan yürümedik. Benzer başarılarımız da yok. Yani bazı uygulamalarda hesaplarımız oldu. Bazı uygulamalarla çalıştık. 7-8 farklı uygulamalarla. İşte onları da buralara bir yerlere sokuştururuz böyle gözümüze. Hazır ajans demişken arkadaşlar, bu iş bizim işimiz biraz farklı. Yani gerçekten özveri isteyen bir iş. Birçok iş istiyor fakat bizimki öyle değil. Örneğin siz bir yerde işe girdiniz. Gidiyorsunuz işte belli bir saatte girip belli bir saatte çıkıyorsunuz. Sonrasında ne olmuş ne bitmiş çok da umurunuzda olmayabiliyor. Fakat bizim işimiz de öyle değil. Bizim her hafta saatlerimiz değişebiliyor. Bize yazan insanlar gecenin 3'ünde de yazabiliyor. Sabah 6'da yazabiliyor. Sabah 9'da da 12'de de bir hangi saatte uyuyacaksın? Tek başına yapabileceğin bir iş değil kolay kolay. Yani iş büyüdükçe tek başına yapabileceğin bir iş değil. O yüzden buradan sevgili bütün çalışma arkadaşlarıma da ayrıca teşekkür ediyorum. Bunu söylemeden geçemeyeceğim ilk videomuzda. Peki biz bu ortamlarda hiç dolandırılmadık mı? Evet, dolandırıldık. Yine adını vermeyeceğim. Bir tane uygulama vardı bundan 2-2,5 sene önce. Uygulama diyorum. Bildiğin uygulama bizi dolandırdı yani. O da şöyle ki, zaman zaman yeni canlı yayın platformları açılıyor. Bunlar açıldığı zaman da işte insanlara bazı teklifler sunuyorlar. İşte şunu yaparsan bunu vereceğiz, bunu yaparsan bunu vereceğiz. Hani yapılması zor hedefler koyuyorlar. Biz de onları yapmaya çalışıyoruz. Yine bir gün böyle bir teklif geldi, girdim. O dönemde de işte fenomen temin eden ajanslara ekstra bonus falan filan derken bu şekilde bir girişimiz oldu. Kulaklar çınlasın sevgili Euro Polat. Böyle bir teklifle gittik. Sağ olsun bizi kırmadı, kabul etti. İkinci çalıştığımız platformda geldi. İşte sevenlerine sağ olsun canlı yayını yaptı etti falan filan. Ay sonu geldi. Uygulamayla hesabı keseceğiz. Uygulama bize $1000 eksik çıkardı. Diyoruz ki arkadaş hani ne oldu ne bitti? Bizim istediğimiz gibi olmadı. Ama ne olmadı? Yani bir şey yok. Cevap yok mesela. Öyledir böyle derken işte atıyorum bir kısım erkek yayıncılara ben para vermem dedi. İşte şunu vermem bunu vermem derken vermedi yani kısacası. Nasıl alacaksın? Çin'e mi gideceksin? Ne yapacaksın? Hani burada belli başlı işte yetkililer şeyler oluyor ama onlarla çalışan en nihayetinde. Kısacası bizim de başımıza böyle şeyler zaman zaman geliyor. Asıl yayın konseptine girdiğimiz zaman zaten bu gibi şeylere de değineceğiz. Hani yayıncı tarafı, uygulama tarafı, kime nasıl güveneceğiz, ne yapacağız, ne edeceğiz, hani kim bu işi yapabilir? Lafı gelmişken söyleyeyim, herkes bu işi yapabilir. Hiçbir sıfatın olmasına gerek yok. Boş beleş bir insan da olsan yayıncı olabilirsin yani. Ha, kazanır mısın? Orası ayrı mesele. Hatta şöyle ki, hiçbir sıfatın olmasına gerek yok. Bazen hiç kimse de olmayan bazı sıfatları da oluşturabiliyorsun kendin o derece. Hatta geçen gün TikTok'ta bir tane canlı yayına denk geldim. Önce böyle 2-3 dakika kadar hipnoz olmuş gibi oturdum, izledim. Bir kadın arkadaşımız bir maskeyi şuraya, bir maskeyi buraya takmış. Sadece gözler var. İçine 3 harfle kaçmış gibi böyle bir hareketler yapıyor. Biz de durduk kaldık hani ne oldu acaba, ne oluyor diye. Sonra zaten zaman zaman görüyorduk hani aşırı dikkat çekmeye çalışan, para almaya çalışan insanlar. Ben size sadece o yayından böyle çok kısa bir şey göstermek istiyorum. Ben yorum yapamadım ama eğlendim. Eğlendiğim için de dedim sen beni güldürdün bu kadar. İşte buyur Allah da seni güldürsün, yüzün gülsün diye. Ben de bir şeyler yapmaya çalıştım. Sonra bizim bir de Chico diye bir arkadaşımız var. O da bir platformda çok yakın arkadaşımız. Dedik ki Chico aynısını yapsak acaba biz kazanır mıyız? Yaptık. Onu da böyle görelim. Kazanamadık. Aksine madar olduk. Demek ki herkes her şeyi yapamıyormuş. Senin tarzın oysa onu yap, tarzın buysa bunu yap dedik geçtik. Bu videoyu böyle hani tanıtım kimdir videosu olarak tuttum. Zaman zaman zaten işte ekip arkadaşlarım olur, siz olursunuz, yorumlardan olur filan. Gelen sorularla zaten elbet tanışırız gene. Bu videonun kapanışında da şunu söyleyelim. İlk alacağımız konuk arkadaşımızla ne demiştik? Yayınları gezip dolaşacağız demiştik. Benim sizden isteğim şu. Yorumlarda öncelikle beğenip beğenmediğinizi bir kısa bir cümle veya bir kelimeyle yazabilirsiniz. Arkasından hangi platformdasınız ve ID'niz ne? Yani sizin nasıl bulabiliriz? Mesela TikTok'taysanız atıyorum işte yoruma şunu yazın işte TikTok'tayım. İşte kullanıcı adım şu. İğrenç bir vücudum var ama açmayı çok seviyorum. Dans etmeyi çok seviyorum. Neyse artık. Nickiniz neyse işte TikTok'ta. İşte atıyorum diğer platformlarda neyse nickiniz falan. Onları yazın. Biz ilk aldığımız konumuzla beraber gezeceğiz yayınlarınızı. Tabii sadece kullandığınız platform, yayın açtığınız platformu ve nickiniz, ID'nizi yazmanız yetmez. Başına güzel bir cümle yazarsanız eğer biz ilk konumuzla beraber en güzel yorumu bulup o arkadaşımızı takibe alıp mümkünse beraber değilse ben tek başımayken mutlaka o arkadaşımızı ziyaret edeceğim. Belli bir miktarda hediye atarım. Atarken de kaydederim. Ondan sonra hep beraber izleriz. Hem yorumunu hem nasıl yayın yaptığını görürüz. Sizin yönlendirmeleriniz doğrultusunda artık biz bu hediye dağıtma olayına girelim. Ama arkadaşlar gözünüzü seviyorum. Şunu yapmayın işte. Klasik şeyler var. Kopartıcı yayıncı itemleri var. Şöyle ki mesela atıyorum bir hediye geliyor. Aa görmedim. Ya görmedim. Bir daha atsana. Bir daha atsana. SS alamadım. Ya işte kotama işte 300 kaldı. 300'e atıyorsun. 2 dakika sonra yayına giriyorsun. 10 dakika sonra giriyorsun. Başka birini yakalamış diyor ki
kotamın bitmesinde 500 kaldı. 500'ü de atıyorlar. Yarım saat sonra bir daha geliyorsun. Ya 2,5K kaldı. Lan oğlum senin katan kaç? 5 milyon mu 10 milyon mu? 150 bitmiyor. Bitmeyen kota yapmışlar. Kimi yayıncı da şöyle. Biz biraz da ajans olarak bazen bakıyoruz. Mesela atıyorum ayın son günleri geliyor. Diyor ki işte ya kotamda eksik var. Ne kadar var? İşte kaç K yaptın diye soruyoruz önce. 3K yaptım diyor. Arkadaş 3K yaptığın zaman biz zaten bir şey kazanmıyoruz yani. Bize geliyor kaç istiyor biliyor musun? 30K istiyor. Ne oğlum sen bir yap, sen bir doldur saatini, hele bir son gün gelsin, o gün konuşalım. Değişik değişik çok şeyler var. Yayıncıların da böyle ince vuruş yapıp da ölüm vuruşu yaptığı, kopardığı şeyleri de anlatacağız size arkadaşlar. Bu videoyu çok daha fazla uzatmadan kısa keselim. Artık yayınla alakalı olan kısma girdiğimiz zaman rahat rahat bir şekilde uzun uzun hepsini konuşuruz. Bu arada arkadaşlar geçen gün hem yayıncı hem çalışma arkadaşlarımızdan bir tanesi sevgili Hayo'nun ve Evren'in konseri vardı. Bir mekanda yapmışlar, gittik. İşte yaklaşık işte 100-150 kişi, kaç kişiyse belli bir insan var. Mekana girdik, ettik. İşte baştan belli rakamlar söylemişti. Şu şu kadar, bu kadar falan filan diye. Fakat çıkarken atıyorum işte 5 dendiyse 25 geldi. O ortamdaki işte arkadaşlar herkes birbirine soruyor. Hani kim, ne içti, ne oldu, ne bitti, hani niye 25 geldi? 25 sallıyorum işte. Sen de 25, ben diyeyim 30. Neyse artık. Tamam, İstanbul'da birçok mekana gidiyoruz, birçok yer var ama mekanda öyle bir şey ki yani normal şartlarda şu gün gitsek 25 liraya bildiğin o sokaktaki bütün esnafı toplarız. İçeride ne var ne yok içer bitiririz, yine gelmez 25 yani. Ama niyeyse sadece bizim olduğumuz bölgeye o kadar geldi. Ortamda da bizim bir başkan abimiz var. Bu arada kızlar ben abi diyorum ama siz demeyin. Sevdiydim kızı bana abi deyince. Başkan abi deyince çok kızıyor. Abi demiyorum. Sabahında herkes yayınlara girdi. İşte akşamki o 80-100 kişi gündüz yayınlara girdi. İşte yayında konuşuluyor işte akşam ne oldu ne bitti falan. O diyor ki işte giriş parası 150 idi. İşte ben 1000 liraya çıktım. O diyor ki işte ben 2'ye anlaştım 8'e çıktım. O diyor işte 5'e konuştuk 15 geldi. Bize tabii o biçim. Bizim başkan da anlatıyor. Diyor ki şu şu kadar olsa, bu bu kadar olsa, bu böyle olsa yok diyor gene gelmez diyor. Tamam adam haklı doğru ama olan olmuş yani. Artık bitmiş. Çıkmaz yani. Dün yine yayınına girdik. Üzerinden bu mevzunun kaç gün geçti? Abi bir hafta oldu. Her sabah uyanınca bana küfür ediyor. Olayın üzerinden bir hafta geçiyor. Her sabah bizim Hayo küfür yiyor. Niye Hayo küfür yiyor? Çünkü konseri verenlerden bir tanesi o. İşte organizasyonun içinde olanlardan bir tanesi o. Ben de dün denk geldim. En son girdim bizim başkanın yayınına. Başkan hala hesap yapıyor. İşte şu şöyle oldu, bu böyle oldu. Ama yapacak bir şey yok. Hatta size yayından bir kısa bir kesit koyalım. 18 bin lira hesaptan indirmişler 12 bin liraya. Bak hesapladım diyorum sana. Şimdi hadi bizim için çok uzun zamandan sonra ummadığımız bir hesap yeni geldi ama bizim başkana yapmayın arkadaş. Adam zaten bundan bir ay önce, iki ay önce bundan daha fazlasını getirmişler adama. Hazır konusu açılmışken başkanım kızma ya, yürüyeceğim yani. Başkanın yine tanıdığı bir arkadaşı, birisi denk geliyor. Diyor ki işte başkanım akşam seni misafir edeyim falan filan. Gidiyorlar mekana. Çocuk orada işte bir yandan telefonla konuşuyor. Başkan bir yandan kendi işini telefonla konuşuyor ama eğlence ortamındalar yani, böyle müzik falan filan. Çocuk habire bir yerlere işte bir şeyler gönderiyor, içecek falan filan. En son çıkarken adam gene geliyor diyor ki 25 bin lira hesap. Başkan şöyle bir kafayı kaldırıyor, bakıyor. Onu misafir olarak misafir etmek için çağıran arkadaş ortada yok. Arıyor. Telefon kapalı. Şimdi bu adam hesap kitap yapmasın, bu adam küfür etmesin de kim etsin arkadaş? Başkanım çok haklısın. Ne desen haklısın. Hayır al senin olsun hayır. Ne yapıyorsun yapabilirsin başkanım. Ya öncekinin acısını da çıkar. Hatta eğlence mekanında insanlar artık o kadar birikmiş ki hani dışarı çıkalım, bir hava alalım, bir şey yapalım diye. Aynı eğlence günü yine oradayız. Çalışma arkadaşlarımızdan Sümey adında bir arkadaşımız var. Sağ olsun bir yıl yakın süredir elinden gelen her şeyi ardına koymadan yapıyor, çalışıyor. Hiç kocunmadı. Ona da teşekkür ederim buradan. Orada bir yandan çalışıyor telefondan. İşte satışta oydu buydu falan filan. Saat artık ilerlemiş yani. Çalışırken de eğleniyor. Telefon havada. Bir adım attı, iki adım attı. Aramızda da şöyle bir 3-4 metre mesafe var. Oturuyorum ben de. Baktım ki yüksek bir yerdeyiz. Aşağı doğru gidiyor. Yapacak bir şey yok. O en son adımı attı. Sümeyye şu şekil hop. Aşağı düştü. İşin kötü yanı düşmüşsün. Yani o standların arasında sırt üstü, kafa üstü düşmüşsün. Her şeyi unutmuş. Telefon havada. Şirket hattını alın diyor. Şirket hattını alın. Bu nasıl bir çalışma aşkıdır? Helal olsun sana be. Aşkınla çalışan yorulmaz. Biz kalktık, Sümeyye'yi oradan kaldırdık, oturttuk falan. İyi misin, bir şey oldu mu falan filan derken gülüyor tabii o an şeyle. Hemen yanında oturan bir arkadaşımız var. O da artık böyle oturduğumuz kısmın son ucunda oturuyor yani. Onun da bir adım aşağısı yine şey, yaklaşık bir 1-1,5 metrelik yükseklik. Volkan da kolay kolay ortamlarda böyle işte pert olan bir arkadaşımız değil. Bunca yılda tanıyorum. Volkan'a nasıl olduysa birisine yol mu verdi, bir şey oldu falan filan derken kafayı çevirdim. Baktım Volkan ağır çekimde aynı Sümeyye'nin düştüğü yerden, fakat ağır çekimde işte iki basamak var. Küt 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 küt. Volkan
sen de aşağıda. Oradan bir kalkışı ver. Bir anda tırmandı etti falan filan. Bozuntuya da vermiyor. Uzun lafın kısası mekana gittik. 25 bin geçirdiler. İki tane gazimiz var. Üstelik başkanın ikinci postası. Bir arkadaşımız sigara içmediği halde sigara cezası yedi. Kısacası arkadaşlar oturun evinizde, sizin neyinize eğlence. Son olarak arkadaşlar bir yerde bir gün denk geliriz. O YouTube'u size açtırırım. Abone değilsinizdir. Ondan sonra var ya ben senin... Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay. Abi sula söyle durdu. Su şey yapmıyor mu ya? Olan söyle durdu. Olan. İyi.